Politürko'dan herkese merhaba. Bugün yine Doktor Ömer Atilla Ergi Bey ile birlikteyiz. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aydoğan Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Uzun zamandır görüşemedik. 2 hafta kadar oldu galiba en son programımızdan bu yana. Sağ Evet olun. oldu. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Sağ olun, eksik olmayın hocam. Hocam bugün sizinle konuşmak istediğim konu, gerçi daha önce de birçok benzeri program yaptık bu alanda ama şimdi yeni gelişmeler olduğu için izleyicilerimize bu yeni bilgileri de aktarmanın uygun olacağını düşündüm. 2 hafta kadar önce ABD Kongresi bu tanımlanamayan hava fenomeni, daha eskiden işte tanımlanamayan uçan cisimler olarak bildiğimiz bu olguyla ilgili ABD Başkanı'nın önüne bir yasa tasarısı sundu. Ki bu Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçilerin ve Demokratların herhangi bir siyasi ayrım, fark gözetmek, yani bipartisan olarak yürüttükleri bir yasa tasarısıydı. Yasa tasarısının içeriği şuydu hocam. Yani 1947'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işte UFO, tanımlanamayan uçan cisimler, dünya dışı yaşamla ilgili ne kadar bilgi belge varsa ve bu konuyla ilgili ne kadar karartma yapıldıysa, bu konuyla ilgili bir şey bekliyor Amerikan Kongresi. Bir aydınlanma bekliyor. Bununla birlikte tabii bu işte şu ana kadar böyle büyük devlet sırrı olarak algılandığı için Amerikan istihbarat yetkilileri, askeri uzmanlar bu konuyla ilgili kamuoyuna açıktan konuşma yapamıyorlardı. Yani ancak emekli olduktan sonra bildiklerini açıklayabiliyorlardı. Şimdi bu yasa tasarısı, yani ABD Başkanı'nın da onayladığı, artık yürürlüğe giren yasa tasarısıyla birlikte artık Amerikan askeri yetkilileri, istihbarat yetkilileri rahatlıkla çıkıp Amerikan Kongresi'ne gelip bu konuyla ilgili bildiklerini anlatabilecekler. Şimdi ben bununla da ilgili hemen şey paylaşayım hocam. Evet hocam. Şimdi şu haber, gördüğünüz gibi 858 trilyon dolarlık savunma bütçesini Biden'ın imzaladığı ve yürürlüğe koyduğu belirtiliyor. Yanı sıra diyor, includes unprecedented legislation on unidentified anomalous phenomena. Yani bu tanımlanamayan hava fenomeniyle ilgili maddeleri de onayladığı haberi verilmiş. Şimdi bunu izleyicilerimiz görsün. Yani Amerikan hükümetinin, Amerikan kamuoyunun bu konuyu ne kadar, daha doğrusu Amerikan halkının hocam, yani Amerikan halkı bu konuyu çok takip ediyor. Mesela geçen yıl yapılan Pew Research Center'ın yapmış olduğu bir araştırmada Amerikan halkının %65'i bu olguya inandığını belirtiyor. Bir, yani müsaadenizle bir böyle uzunca bir giriş yapmış oluyorum. Bu konuyla ilgili hocam Estağfurullah. süreç nasıl başladı? Şöyle başladı hocam. Yani 2017 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkan Yardımcısı Christopher Mullen ve onun yardımcısı, yani bu UAP, yani UFO dediğimiz bu olguyla ilgili Amerikan Savunma Bakanlığı içerisindeki departmanı yöneten Lou Elizondo, bunlar bir türlü sesini şeye duyuramıyorlar. Yani Amerikan Kongresi'ne, Amerikan yönetimine, yani bizim havaalanımız sürekli tanımlayamadığımız uçan cisimler tarafından işgal ediliyor ve biz bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamıyoruz. Seslerini duyuramıyorlar. Ve kendilerine sürekli susmaları temkin ediliyor ve bu konuyla da ilgili bu iki üst düzey ABD askeri istihbarat yetkilisi New York Times'a giderek ellerindeki görüntüleri teslim ediyorlar. Ve bunu da, yani Amerikan hükümetini protesto ederek, bu konuda yeterli çalışmayı yapmadıklarını iddia ederek istifalarını sunuyorlar ve protesto etmiş oluyorlar ve kamuoyuna sürekli röportajlar vermeye başladılar. Bu iki önemli isim. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Özellikle bu konuyu Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1945'lerden bu yana, 1947'lerden bu yana
kontrol altına almış ve tek elinde tutmak istiyor ama yanı sıra Pentagon, yani hatta şunu söylüyorlar, yani Pentagon normalde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin üzerinde olmasına rağmen bazen yeterli bilgi ve belge temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar Amerikan Hava Kuvvetleri'nden. Birincisi bu, yani Amerikan istihbarat ve askeri güvenlik bürokrasi içerisinde kamplaşmalar olduğunu anlıyoruz. Bir kesim diyor ki artık biz bunları deşifre edelim, dünya kamuoyuyla paylaşalım. Bir kesim de diyorlar ki hayır, biz bunları duyurmayalım. Çünkü bu yaşanan hadiselerden teknoloji üretimi, yani dünya dışı bir teknolojiyi geliştirme, yani Amerikan çıkarları adına bunları kullanma perspektifi de var bazı yetkililerde, ya da hani dünyanın bunu kaldıramayacağı perspektifi de hakim olabilir. Yani iki kanat arasında bir mücadele yaşandı ve en son bu mücadeleyi bu şeyden, yani aydınlanmadan yana, işte bu konunun ortaya çıkması yönünde fikir belirten ve bu konuyla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışan ekibin öne geçtiğini anlıyoruz ve Amerikan Başkanı da bu yasayı onayladı. Önümüzdeki aylarda da bu konuyla ilgili bir hareketlilik yaşanacağı bekleniyor. Ben yani birazcık yani izleyicilerin, yani bu konuların böyle hayali konular olmadığını daha net görebilmeleri için, mesela 1954 senesine ait bir Amerikan hükümeti belgesini ben burada izleyicilerimizle paylaşalım. Mesela bu şey, bu doküman hocam, mesela Extraterrestrial Entities and Technology Recovery and Disposal, yani dünya dışı yaşama ilişkin teknolojinin kurtarılması na ilişkin, mesela yani bir yerde diyelim ki 1947'de New Mexico'da bir mesela aracın düştüğü de inanılıyor. Mesela böyle bir şey, hadise olduğu zaman askeri personel ne yapması gerekir? Yani olayı nasıl karantina altına alır, nasıl koruma altına alır? Bu şeyler, materyaller nasıl toplanır? Efendim, yani bu mesela araçtan eğer canlı biyolojik varlıklar çıkarsa bunlara nasıl müdahale edilir? Veya ölmüş biyolojik varlıklar çıkarsa mesela nasıl müdahale edilir? Bununla ilgili bir doküman bu. 1954 tarihli. Böyle yavaş yavaş göstereyim hocam. Yani bu en eski. Yani kaldı ki böyle yüzlerce, binlerce belge var şu an. İnsanlar gerçekten isterlerse bunları bulabilirler. Bunlar artık böyle çok gizli de değil. Evet, yine handling upon receipt of material, uncrating, unpacking, checking, yani bunların yine aynı şekilde nasıl paketleneceği, nasıl muhafaza edileceği, nasıl transfer edileceği. Isolation and custody. Yine bakın hocam, section to non-living organisms, yani yaşamını yitirmiş organizmaların mesela bunlara neler yapılacağı, retrieval, preservation, bunların nasıl muhafaza edileceği, edilmesi gerektiği. Burada da bu araçların mesela ellerindeki şu an, mesela 1954 tarihli bir doküman bu. O ana kadar mesela kataloglayabildikleri araçların çizimleri, mesela üçgen şeklinde olan var hocam. Mesela yukarıda yine disk şeklinde olan var şu. Bu tik-tak denilen bir şey. Araç çizimi hocam. Bir de şöyle bir şey var. Böyle bir fındık şeklinde olan bir araç. Kataloglanmış. Evet. Neticede hocam, yani şey yapmak istedim, yani vermek istediğim şey, mesaj burada. Yani bu konuyla ilgili çok materyal var. Yani ne bileyim, yani çok büyük bilim adamları, Harvard Üniversitesi'nden mesela Aup Levy, ondan sonra Stanford Üniversitesi'nden değil mi hocam, Profesör Gary Nolan gibi çok büyük isimler. Bunlar sürekli bu konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalar yapıyorlar. Şimdi hocam, siz de bu konuyu artık yakından takip etmeye başladınız. Ben şöyle sorayım. Bu konunun bir fizik boyutu var ama bir taraftan da dinleri ilgilendiren boyutu var. Şöyle sorayım hocam, sizce bu konu dinleri hangi çerçevede
etkiler hangi çerçevede ilgilendirmektedir? Bir ilahiyatçı olarak mesela siz bu gelişmelerden kaygı duyuyor musunuz? Tabii ki kaygı duymuyoruz. Evet. Gelişmeler her zaman güzeldir. Yani hakikate ulaşmak bizim için en önemli şeydir zaten. Zaten malumunuz NASA da çok yakın bir gelecekte dünyanın farklı dinlerinden bazı din insanlarını bir araya getirdi. Bu konuda aynı benzeri sorular sormuştu. Ve görünen o ki artık biraz daha böyle şeffaf olmaya karar vermişler bu konularda. Evet, bazıları hala bunlara bir komplo teorileri olarak bakıyor olabilir. Fakat sizin de dediğiniz gibi elde artık böyle yani devletlere ait deliller çıkmaya başladı ortaya. Yani dünya dışı bazı varlıkların dünyayı seyahat ettikleri, geldikleri sanki böyle deliller çoğalmaya başladı. Peki biz buna dini açıdan nasıl bakabiliriz? Tabii ben İslam teolojisi Tabii ki. açısından bir yorum yapabilirim. Ve konuya ben şuradan girmek istiyorum Aydoğan Bey. Mesela observable universe dediğimiz şu evren, içinde bulunduğumuz evren 2 trilyon galaksiden oluşuyor. Yani günümüzün verileri böyle. Bu korkunç bir rakam. Mesela en küçük galaksilerde bile astronomlar en az 3 milyar yıldız olduğunu söylüyorlar. Bunlara cüce galaksi deniliyor. Orada bile 3 milyar yıldız var ve bunların etrafında ne kadar bu yıldızın etrafında gezegen var biz bilemiyoruz. Mesela Andromeda galaksisi dev bir galaksi ve bize en yakın olan galaksi. 1 trilyon yıldızdan oluşuyor Andromeda. Yani korkunç bir sayı bu. 1 trilyon. Yani bu sistemde belki de milyarlarca gezegen olmuş olabilir. Şimdi insanın aklına şu geliyor, yani böyle dev bir sistemi yaratan, sonsuz kudret sahibi, sadece dünya dediğimiz minicik bir gezegene bile bildiğimiz kadarıyla 8 milyondan fazla canlı türü yerleştirip evrenin diğer kısımlarını başıboş mu bırakmış? Yani böyle bir şey düşünmek bence çok mantıksız olur. Hocam, Daha bizim da ötesi... galaksimizde mesela Samanyolu galaksisinde kaç tane gezegen vardır? Bu konuyla ilgili bir tahmininiz var mı? Yani Samanyolu galaksisinde 100 ile 200 milyar yıldız olduğu söyleniyor. Yani öyle bir ortalama yaparsanız gene burada bile milyarlarca yıldız olabilir. Pardon, gezegen olabilir diye. Büyük bir ihtimal yani bu. Şimdi buralarda canlı olmadığını iddia etmek, yani bir Müslüman olarak ben bunu söyleyeyim, bu şeye benzer. Yani haşa, Allah'ın kudretini sınırlama gibi bir şey olur. Kudretine saygısızlık gibi bir şey olur. Zaten Kur'an ve hadisler ışığında biz uzayda sayısını bilemeyeceğimiz kadar canlıların var olduğunu biliyoruz. Yani Kur'an ve hadis bize bunu söylüyor. Ve ben burada sadece melek ve cinleri kastetmiyorum. Çünkü evrende organik canlıların var olduğunu ifade eden o kadar çok veya işaret eden diyelim o kadar çok ayet var ki aslında bu konuda hiç şüpheye düşmeye mahal bile yok. Hatta bazen burada bazı ayetler örnek olarak verebilirim. Lütfen hocam, lütfen. Rad suresi 15 mesela. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi isteyerek veya zorunlu kalarak gölgeleriyle beraber, bakın burada çok ilginç, gölgeleriyle beraber Allah'a secde ederler. Yani itaat ederler manasına geliyor bu. Şimdi buradaki gölge ifadesi çok enteresan bu ayette. Çünkü bir şeyin gölgesi olması için onun üzerine ışık vurması lazım. Dolayısıyla bahsedilen varlıklar metafizik varlıklar değil. Yani nurani Bedenleri ve var değil mi hocam? ruhani değil. Bedenleri var. Bedenleri var. Ve bu ifadenin cansız maddeleri veya şuursuz varlıkları da kastetmediğini şuradan anlıyoruz ayette. Men fissemâveti diyor. Yani yerde ve göklerde kim varsa, yani ne varsa demiyor. Bakınız çok ilginç. Enteresan. Kim kelimesi kullanılıyor? Kim kelimesi var orada, men kelimesi var. Ne kelimesini kullansaydı me derdi orada. Yani ne varsa derdi. Halbuki burada men diyor. Men kim demek? Yani bu hayvanlara da kullanılmıyor esasında Çok bu ifade. enteresan.
Yani canlı, şuurlu varlıklara kullanılıyor. Bunu destekleyen mesela başka bir ayet, Şura suresi 19. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَسَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَبَّةٍ diyor. Gökleri ve yeri yaratıp oralarda canlıları yayması onun varlığının delillerindendir. Dikkat ederseniz bu ayet daha çok bir açık bir ifade var. Bir daha söyler misiniz hocam Türkçesini? Türkçesini mi? Gökleri ve yeri yaratıp oralarda canlıları yayması onun varlığının delillerindendir. Evet hocam. Canlıları yayması. Fakat buradaki ilginç bir şey şu. Daha önce bir programda bahsetmiştim ben. Dabbe kelimesini kullanıyor orada canlılar olarak. Ve dabbe kelimesi Arapça'da malumunuz debelenen, hareket eden, canlı varlık anlamına geliyor. Ve biz genelde bu kelimeyi sudan yaratılmış varlıklar olarak anlıyoruz. Yani Enbiya 30'da şöyle bir ifade var. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ diyor. Her canlıyı sudan yarattık. Yani dabbe ile sudan yaratılma birbirine bağlantılı şeyler. Ve biz bundan şunu anlıyoruz. Yani bu varlıklar, bu ayetin bahsettiği varlıklar cinler ve melekler değil. Onların dışında varlıklar. Çok enteresan. Gerçekten enteresan. Hatta bunlar arasında bilim ve teknoloji de insanlardan daha ileri seviyede olan canlılar da olabilir. Şimdi baştaki meseleye dönüyoruz. Çünkü İsra suresinde şöyle bir ifade var. İsra suresi 70. Hani ilgilenenler bakabilirler. Biz Adem oğullarını yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Birçoğundan, bakınız bir hepsinden değil. Burada Cenab-ı Allah insanlardan da üstün varlıklar olduğunu bize bildiriyor. Yani, ve bu ifadeyi... Şimdi hocam, insanlardan üstün biyolojik varlıklar. Biyolojik varlıklar, evet. Ve burada bakın ifade çok ilginç. Belki biz şunu anlayabiliriz. Çünkü bazı arkadaşların aklına şu gelebilir. Ahseni takvim, yani insanı en güzel surette yarattık. Fakat üstünlük kelimesi güzellikle yani farklı şey. Farklı şey. Sınırlı değil. Üstünlük güzellik sınırlı değil. Evet, belki burada bu ifade yani fıtrat anlamında, manevi değer anlamında değil, güzellik anlamında değil, yetenek ve bilimsel gelişme anlamında kullanılabilir. Öyle düşünmek lazım. İnsanın üstün olması, eşrefi mahluk olması, en güzel şekilde yaratılmış olma konseptleri dünya ile ilgili bir şey olabilir. Hatta Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinde dünya ile ilgili olduğunu söylüyor. Yani dünyadaki en eşrefi mahluk, en değerli mahluk, en güzel mahluk diyor. Belki de bu ayet bize böyle insanları biraz kibirden, kendilerini mükemmel görmekten kurtarmak için de güzel bir hatırlatma olabilir. Şimdi bakınız Ali İmran suresi 83'te ne diyor? Göklerdeki ve yerdeki akıllı ve sorumlu varlıklar, akıllı ve sorumlu varlıklar ister istemez ona boyun eğip teslim olurlar. Hükmüne rıza gösterirler. Bu bize göklerde de akıl ve şuur sahibi varlıklar olduğunu açıklıyor. Yani dünyaya sınırlı değil bu. Bu argümanımızı esasında gene bir başka ayetle destekleyelim. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler Allah'a secde ederler, büyüklenmezler. Şimdi bu da ilginç. Nahl suresi 49. Şimdi göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler diyor. Bakın şimdi. Yani orada o dabbeleri, gene dabbe kelimesi kullanılıyor bura. Yani organik canlı demek bu. Melekleri dabbe ile ayırıyor. Vel ifadesiyle ayırıyor. Yani göklerde ve yerde melekler dışında organik canlıların da olduğunu söylüyor. Şimdi bütün bu ayetleri biz bir araya getirdiğimizde İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadis var. O çok anlam kazanıyor. Ve o hadiste şöyle buyuruluyor. Allah Resulü semalardan, yani uzaydan bahsederken, sizden 500 yıllık mesafede sizin arzınız gibi arzlar, sizin Adem'iniz, Musa'nız gibi Musa'lar var buyuruyor. Yani insanımsı varlıklar demek bu. Hatta her semada farklı arzların olduğunu, yani gezegenlerin olduğunu ve farklı Adem'lerin olduğuna işaret ediyor. Ve bunun kaynağını da vereyim size.
Yani Lütfen hocam. Tirmizi 33-17, Ebu Davud 47-23, İbn-i Mace 193. Üçü de bu hadis Kütüb-i Sitte'de geçiyor yani. Ve daha önce ifade etmiştim, yeryüzünde yürümeyle bile gidebileceğiniz 500 yıllık bir mesafe yok zaten. Bu hadisi yeryüzünde bir noktaymış gibi yorumlamanız mümkün de değil. Kaldı ki hadiste açıkça semalardan, yani uzaydan bahsediyor Efendimiz. Çok açıkça söylüyor bunu. Ayrıca günümüzün, bilimsel de demiştiniz siz, astronomik verilerine bakarsak, mesela Kepler 186f ve Proxima Centauri B isimli gezegenlerin en az dünya kadar hayat barındırmaya müsait yerler olduğuna ihtimal veriliyor astronomik açıdan. İşin enteresan tarafı Kepler 186f bizden ortalama 500 ışık yılı mesafede. Hadisle müthiş bir örtüşme var. Ve bu gezegenin bulunduğu yer, Kepler diye bir yıldız var, kırmızı cüce. Onun etrafında dönen, hatta 4-5 tane gezegen var onun etrafında dönen, biraz bizim güneş sistemimize benziyor. Onlardan birisi Kepler ve bulunduğu yer yıldıza mesafesi aynı bizim dünyamıza benzer ölçülerde. Büyüklüğü de benzer, çok ilginçtir. Ve ihtimal veriyorlar, yani burada hayat olabilir diyorlar. Yani aslında burada üzerinde belki durmamız gereken bir ayet daha var. O da Bakara 30. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar da orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın demişlerdi. Şimdi bu ayette vurgulanan bence iki önemli nokta var. Birincisi, Ademoğlu bu dünyaya halife olarak gönderiliyor. Evrene değil, tüm evrene değil. Birincisi o. İkincisi, melekler Ademoğlunun fitne çıkaracağını, kan dökeceğini biliyorlar. Şimdi kan dökmek ise organik varlıklara mahsus bir şey. Yani melekler, cinler değil. Daha da önemlisi şu, fitne çıkarmak da irade sahibi mahluklara ait bir şey. Değil mi? Yani, demek ki melekler daha önceden, yani insandan, bizim gibi insanlardan veya Adem soyu diyelim, Adem oğulları diyelim, onlardan önce bu tanımlara uyan başka varlıklar görmüşler, şahit olmuşlar. Tabii ki. Evrenin belki her tarafında hocam yani belki. Belki her tarafında. Onun için ben diyorum ki, yani hatta bizim Adem'imizden önce başka Ademler yaşamış olabilir. Adem derken insan veya Başka türler. insanımsı varlıklar yaşamış olabilir diyorum. Hatta ulemadan büyük, mühim bir zata sorulmuş, Adem ne zaman yaşadı diye. O da hangi Adem diye cevap vermiş. Çok ilginç. Ben bir şeyde de okumuştum mesela, Muhittin İbni Arabi'nin Fütuhatında, orada Kabe'yi tavaf ederken bir Adem'e rast geldiğini söylüyor. Ve ona şunu soruyor: dünyaya sen ne zaman geldin? O da diyor ki 40 bin yıl öncesinden. İbni Arabi diyor ki, ya bizim bildiğimiz Adem o kadar önce yaşamadı. Adam o zaman dönüyor ona, diyor ki sen hangi Adem'i soruyorsun? Yani bu da çok ilginç. Yani bir hadiste de işte o 100 bin Adem'den bahsediliyor. Buna göre İbni Arabi diyor ki, demek ki bizim Adem'imizden başka veya daha önce yaşamış Ademler var diyor. Şimdi daha önce sizle konuşmuştuk, hani Hristiyan ve İsrailiyat kaynaklarında işte insan oğlunun, Hazreti Adem'in 7 bin yıl önce falan yaşadığını söylüyordu. İslam'da böyle bir şey yok. Tabii. Hatta İslami kaynaklara baktığınızda 100 bin yıl önce de yaşamış olabilir veya farklı Ademler yaşamış olabilir. O da ayrı bir şey. Farklı Hocam, canlılar yaşamış olabilir. yani bu son şeyinizi unutmayın ama mesela sizinle daha önce de konuşmuştuk. Mesela bir evrenin evrensel zaman konsepti var. Bir de dünyadaki zaman var. Yani dünyadaki zaman dediğimiz şey işte dünyanın kendi etrafında ve güneş etrafında dönmesiyle değil mi hocam? Evet. Bu şekilde oluşuyor. Ama bir de mesela evrenin zamanı var. Mesela evren 13,8 milyar yıl yaşında mıydı hocam? Evet. Evet. Şimdi mesela bütün Kur'an'da şey var mıydı hocam, yanlış mı hatırlıyorum, mesela 6 evrede yaratılma, bütün her şeyin, bütün alemin Evet. Evet. altı, Altı mesela aşama.
Altı aşama ama gün diye tercüme edenler de oldu belki, yani yanlış tercüme edenler de oldu. Mesela bugün hangi gün? Evren ne göre bir gün? Evet. İşte Dünya günü müydü? Mesela Yahudiler de burada belki şey yapmışlar. Mesela Yahudi takvimi 6000 yıldır hocam. 6000 yıl. Evet. 5000, yani Yahudi takvimine göre 5700 yıllardayız şu an. Mesela 250 yıl kalmıştır Yahudi takviminin sona ermesi. Kıyamete. Tabii yani onlar 6000 yılın sonunda Mesih döneminin başlayacağını düşünürler. Şimdi Evet. çok eminim siz bu konuda bir farklı yaklaşıma sahip olabilirsiniz. Yani mesela mesela bütün evren 6 günde yaratılmışsa hocam, yani 13,8 milyar yılı 6'ya böldüğümüz zaman mesela karşımıza ne çıkar ve mesela bu çerçevede dünyanın ne zaman oluştuğunu da biliyoruz. Bu Ben çerçevede bir analiz yapar mısınız? o konuda bir şey yazdım. Ne denir ona? Bir küçük bir makale yazdım. Yakında çıkar o. Ve çok müthiş bir şeyle karşılaştım. Öyle denk Hocam. geldi. Cenab-ı Allah tevafuk ettirdi. İlk defa bizim programımızda açıklamış olalım. Burada açıklayalım. 13,8 milyar yılı 6'ya böldüğünüzde orada 2,3 milyar çıkıyor. Yani o 6 evre dediğimizin bir evresi 2,3 milyar yıl oluyor. Ve dünyanın yaratılışıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de 2 gün diyor. Yani 2,3, 2,3 daha ne ediyor? 4,6. Tam dünyanın yaşına denk Evet, geliyor. yani şunu söyleyelim hocam, yani modern bilim, fizik, astronomi, astrofizik, yani dünyanın kaç yaşında olduğunu tespit etmiş. Etti. 4,6 Tabii, milyar tabii. yıl yaşında. Bir daha hocam Tabii. anlatın, bir daha anlatın hocam tezinizi, izleyiciler bir daha. Yani demek istediğim şu, 6'ya böldüğünüzde 6 evreye kainatın yaratılışını günümüze kadar diyelim. Çünkü Kur'an bize indirilmiş. 6'ya böldüğünüzde her bir evre 2,3 milyar yıl ediyor. Ve Kur'an dünyayla ilgili yaratılışta da dünya 2 günde yaratıldı diyor. O iki evre oluyor ve o iki evre yani 2,3 milyar, 2,3 milyar, 2 gün ne oluyor? Eşittir 4,6. Yani tam olarak astronomiyle böyle mükemmel bir şekilde uyuşuyor diyebiliriz. Şimdi Yani hocam, Kur'an-ı Kerim yani ifadesi. Yahudilere de burada bir katkıda bulunalım. Yani onlar 6000 yıl olarak yaratılışı takvimlendirmişler ama muhtemelen yanlış anlamışlar. Yani Evet. birkaç bin yıl önce bunları bilmek zaten mümkün değildi. Dolayısıyla oradaki Evet. 6000 yıldan kasıt mesela 6 evredir. Altı Anlatabiliyor muyum? evre. 6 Tabii. evredir. Hristiyanlarda da aynı şey var. Onlar da 6 günde yarattı, 7. gün dinlendi gibi bir ifade var ya onlarda. Bence onlar da yanlış yorumluyorlar. Çünkü gün kelimesini orada kullanmak mümkün değil. Evet, yevm kullanıyor ama çünkü bizim anladığımız gün dünya yaratıldıktan sonra başladı bizim günümüz. Yani ondan önce öyle bir gün yoktu zaten. Ki orada Arapça'da yevm kelimesi zaten ira, bak İngilizce'de ira var ya, hani stages, aşama, dönem, bütün o ifadelere geliyor Arapça'da. Zaten aksini düşünmek mümkün değil. Biz oradaki o 6 aşama olarak anlıyoruz onu ve her aşamanın ben 2,3 milyar yıl olduğunu düşünüyorum. Bu ilginç bir şey. Dolayısıyla yani evrende, bu koskoca evrende bazı yerlerde siz de bahsettiniz. Yani bazı gezegenler var, dünyadan önce oluşmuş gezegenler. Yani muhakkak Cenab-ı Allah onlara da farklı canlılar koymuştur. Şuurlu canlılar da koymuştur. Kendini tanıyacak, bilecek, ibadet edecek, ilim alanında, bilimsel alanında gelişmeler kaydedecek muhakkak canlılar koymuştur diye düşünüyorum ben. Şimdi Evet. hocam, bugün İrlandalı bir astronom ve aynı zamanda filozof, yani hemen Twitter'dan bulabilirim. Dolayısıyla lafımız da havada kalmasın hocam. İsmini vereyim. Yani izleyicilerimiz bizim söylediğimiz her şeyin bir maddi temeli olduğunu bilsin. Evet. Hemen bakıyorum hocam. Evet. Dr. Emin Ansbro. Şimdi ben bunu da şeyden göstereyim hocam. Şimdi
Tim Ventura, bu çok iyi bir gazeteci. Dr. Eamon Anspro ile İrlandalı bir astronom, astrofizikçi. Onunla bir röportaj yapmış hocam. İlginç bir şey söylüyor. Bu İrlandalı çok büyük bir bilim ekibiyle birlikte bir şey yapmışlar. Yani uzun süren bir araştırmadan sonra şu yoruma varmışlar. Bakın hocam ne diyor? Analyzes, Dr. Eamon Anspro analyzes UFO orbital tracks and claims Earth is under controlled autonomous surveillance by an extraterrestrial civilization. Şimdi şunu sormak istiyorum hocam. Size, yani bu röportajı dinlemek isteyenler, yani bu bahsettiğim bilim adamının ne kadar credible, ne kadar güvenilir bir bilim adamı olduğunu şey yapabilirler, isimden edebilirler. İnternet biraz yavaş. Ama ismini verdim, ismini verdim. Evet. Twitter'dan da bunu şey yapabilirler, takip edebilirler. Tim Ventura'nın röportajı, bilim adamının ismi de Dr. Eamon Anspro. Full interview de burada. Şimdi şunu söylüyorlar hocam, yani dünyamız tamamıyla bu tanımlanamayan uçan cisimler olarak bildiğimiz bu araçlar veya işte varlıklar tarafından sürekli bir şey halinde. Yani, gözetim. Gözetim halinde. Bunu bir, bu analizi bir kenara koyalım hocam. Bir taraftan da İslam ilahiyatı açısından baktığımız zaman Allah şunu söylüyor sürekli, işte bizim sizi başı boş bıraktığımızı mı zannedersiniz? Yani? Bu yönde de çok şey var. Yani biz mesela şunu biliyoruz hocam, işte işte sağımızda bir melek, solumuzda bir melek, değil mi hocam? Bizim yaptıklarımızı şey yapıyorlar, yani yaptığımız iyilikleri ve kötü kayıt altına alıyorlar falan. Yani enteresan bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani çok gerçekten akıllı bilim adamları böyle bir şey söylüyor, böyle bir şeyin mümkün olabileceğini söylüyor. Bir taraftan da biz dini şeyden, referanslardan böyle de bir şey görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz hocam? Yani soruyu ortaya bırakıyorum hocam. Evet, ilginç, enteresan bir soru. Yani olabilir, ben olabilir diyorum. Çünkü hatta bazı hadislerde ahir zamanda cinnilerle interaksiyonların, evet, ilişkilerin, evet, daha çok çoğalacağına dair işaretler var. Şimdi burayı ziyaret eden, dünyayı ziyaret eden cinniler, melekler veya farklı varlıklar da olabilir. Hatta daha önce bahsetmiştik, ileride istila bile olabilir dünya. Ya, evet. Siz bunun mümkün olduğunu, Keyf suresiyle ilgili çok ilginç bir analiz yapmıştınız. İskender Türeye'de rahmetli, onun kitabına da. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani burada belki şu anda bazı öncüler gelip kontrol ediyor olabilirler. Allahu alem, bilemeyiz de. Ama siz şey demiştiniz değil mi hocam? Yani hadislerden anladığımız, Kur'an'dan anladığımız kadarıyla kesinlikle dünyayı istila edecekler, dünya kaynaklarını kurutacaklar. Ben onu anlıyorum. Yani çok açık anlatılıyordu çünkü hadislerde. Hatta bahsettiğim gibi şimdiden belki öncüleri gelip kontrol ediyor olabilir. Bu da bir ihtimal, bilemeyiz. İnsanları korkutmayalım da. Fakat biz yani bu uzay açısından olsun, dünya açısından olsun o kadar çok bilmediğimiz şey var ki. Yani o kadar çok araştırmamız gereken şey var ki. Yani geçenlerde o Graham Hancock meselesini yapmıştı. İşte geçmişte, değil mi, böyle çok ileri seviyede medeniyetler yaşamış olabilir demiştik, hatırlarsanız. Gerçekten belki oralar da çok araştırılması lazım. Çünkü bu varlıkların veya bu ileri medeniyetlerin geçmişte de dünyayı ziyaret etmiş olabilecekleri bir ihtimal, evet, olarak görmek hocam lazım. Mesela o kadar enteresan, o kadar enteresan bir noktaya geldiniz ki, şimdi Graham Hancock Ancient Apocalypse diye bir belgesel yaptı. İşte kadim kıyamet diyelim hocam buna. Ve şunu söyledi. 12 bin yıl önce dünyada çok büyük bir tufan oldu. Ondan önce çok büyük medeniyet vardı yeryüzünde, teknoloji vardı. Ve siz Nuh tufanının aslında o döneme denk gelmiş olabileceğini söylediniz.
Bir önceki programımızda aslında Hazreti Nuh'un inşa ettiği geminin yüksek bir teknolojiye sahip olduğunu, geminin zannedildiği gibi tahtadan değil ama demirden yapıldığını ve bir motorunun olduğunu ifade etmiştiniz. Şimdi, hocam belki ilk defa izleyecekler olabilir. İsterseniz kısaca nasıl bu analizi yaptığınızı tekrar hatırlatın. Ben oradan başka bir konuya geçeceğim. Çünkü Nuh Tufanı hocam Kur'an'da anlatılıyor. Kitab-ı Mukaddes'te yani Eski ve Yeni Ahit'te anlatılıyor. Yani işte Kur'an 1500 yıl önce, Hazreti İsa, İnciller 2000 yıl önce, Tevrat 3500 yıl önce ama bundan daha önce bir metin daha var hocam. Gılgamış Destanı. Yani Gılgamış Destanı'nda da Nuh Tufanı çok ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor ve Nuh'a da atıf yapılıyor hocam. Yani Utnapiştim ismiyle atıf yapılıyor. Hatta Gılgamış Utnapiştim'le görüşmek istiyor. Sonsuza dek yaşamak için, özgürlüğü olmak için ondan bilgi almak istiyor hocam. Ben bu konuya birazdan girerim ama ilk defa bu konuyu dinleyecek olan izleyiciler için Hazreti Nuh'un gemisinin yüksek bir teknoloji içerdiğini nasıl yorumlamıştınız hocam? Nasıl Yani Hazreti Nuh'un şeyine baktığımızda, kıssasına, ben onun işte 10.500, 11.000 yıl önce yaşadığını düşünüyorum. Yani anlatıyorsunuz? çıkardığım o bu açıklamalardan. Zaten bu buz devri de işte 12.000 küsur yıl önce bitmiş. İşte anca o buzların erimesi dünyada büyük bir tufana neden olmuş olacağı çok açık bir şey zaten. Bu tufanı da dünyanın her yerinde, bütün medeniyetlerin kaydında var. Her yerde. Çok ilginç bir şey. Ve ayette hatırlarsanız bunu müfessirler de aynı kanaatte. Elmalı Hamdi Yazır mesela, müthiş bir şeyi var onun. Tefsiri var, tefsir çalışması. Orada o da onun bir buharlı gemi olduğunu söylüyor. Onun görüşü de öyle. Çünkü orada bir ayette, şimdi ayeti hatırlayamadım ama, diyor ki Allah'ın izni çıkıp gemi hareket etmeye başladığında kazanı kaynamaya başladı diyor. Şimdi tahtadan bir gemide kazan olmaz. Yani kazanı kaynaması onun motorlu bir gemi olduğunu akla getiriyor. Belki de daha da ileri bir teknoloji olabilir, bilemiyoruz. Hatta şeyden de bahsetmiştik. Oradaki fulk kelimesi, ifadesi bir filoya işaret ediyor olabilir demiştik. Sadece tek gemi değil, belki yüzlerce gemi vardı, bilemiyoruz. Yani bir filo halinde. Bu bize Nuh Aleyhisselam'ın çok ileri bir teknolojiye ve ileri bir medeniyete sahip olacağını gösteriyor. Olmuş olabileceğini gösterebiliyor. Burada hatta Ankebut suresinde 14. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 50 yıl müstesna, 1000 yıl onların arasında kaldı diyor. Yani buradaki işaret böyle daha çok 950 yıl falan o helak olan kavminin arasında kalmış ve daha sonra belki de o filoysa eğer o gemiler dünyanın farklı yerlerine kavminden olan, kurtuluşa eden, ailesinden, ehlinden olan kişileri göndermiş olabilir. Bu çok mantıklı. Fakat öldüğüne dair kesin bir şey var. Çünkü bazı kaynaklarda hani o ölümsüz gibi göstermişler de. Bir mesela hadiste vefatı yaklaştığında Nuh Aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve size kısaca şu vasiyeti yapıyorum diye bir vasiyet yapıyor. Kibirlenmeyin, Allah'a ortak koşmayın gibilerden. Bu Buhari'de de geçiyor, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'de de geçiyor, Hakim Müstedrek'te de geçiyor. Ve yani şimdi dini kaynaklar açısından değil de tarihi kaynaklar açısından da bakıldığında, bahsettiğimiz gibi Nuh'un yaşadığı bir tufan olduğu konusunda gerçekten hiçbir şüphe yok. Örneğin Nuh Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam örneğin İbrani kaynaklarda Noa olarak biliniyor. Habeş kaynaklarında çok uzun yaşayan anlamında Naha olarak biliniyor. Sümerlerde ölümsüzlüğü elde eden veya çok uzun yaşayan anlamında Zi-us-Sudra ismi verilmiş. Ve sizin bahsettiğiniz gibi Babillerde de Utnapiştim olarak kaydedilmiş. Hatta Avustralya'da yaşayan, çok ilginç bir şey söyleyeyim, Aborijinliler, mesela onların 40-50 bin yıldır var olduğu söyleniyor.
Onların hikayelerinde bile denizler yükseldiğinde, büyük bir sel olduğunda su üzerinde ailesi ile seyahat eden bir adamdan bahsediyor. Aborjiniler bile bahsetmiş. Su üzerinde seyahat eden. Şimdi Graham Hancock şunu söylüyordu. Yani 12 bin yıl önce büyük bir tufan yaşandı bütün dünyada. Bu tufandan kurtulanlar dünyanın farklı yerlerine gittiler ve oralarda medeniyetin oluşumu için insanları, yani hayatta kalanları eğitmeye başladılar. Evet. Mesela en önemli şeylerden, delillerden bir tanesi Türkiye'de Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe, evet, kalıntıları. Mesela oradaki Profesör Necmi Karul, o da mesela şunu söyledi o programda. Diyor ki ilk önce yapıyı yapmışlar, yani inşa süreci var. Ondan sonra tarıma geçilmiş. Anlatır mı? Yani böyle bir detay var. Şimdi evet. Burada ilginç olan şey şu hocam, yani Gılgamış Destanı. Mesela Aziziye İlmiye Çığ şunu iddia etmişti kitabında. Yani Kitab-ı Mukaddes'teki hikaye şeyden çalıntıdır demişti. Yani Sümer'den, Babil'den çalıntıdır. Yani Gılgamış Destanı'ndan bunu çaldılar falan dediler. Oysa bu insanlığın ortak şeyiydi hocam. Evet. Ortak evet. hafızasıydı. Her yere gitti bu insanlar. Aynen. Meksika'dakiler de aynısını söylüyor. İndonezya'dakiler de aynısını söylüyor. Aborjinler de aynısını söylüyor. Kesinlikle. Çin'de de var bunun kanıtları. Dünyanın evet. tarafında bunun kanıtları var. Ancak hocam bu ilginç bir şey. Şimdi Gılgamış Destanı'nda Upnapishtim, yani Hazreti Nuh'la şey karşılaşıyorlar. Yani Gılgamış karşılaşıyor. Gılgamış daha doğrusu Upnapishtim'i, yani Hazreti Nuh'u buluyor. Yani Upnapishtim'in Nuh olduğunu nereden anlıyor? Çünkü destanda Upnapishtim Nuh tufanında işte bir büyük gemi inşa ederek insanları, hayvanları gemiye toplayan ve işte evet. Tufan sırasında bu kurtuluş sürecini başlatan kişi olarak tanımlanıyor ve işte bu iyi şeyinden ötürü, tutumundan ötürü de ölümsüzlükle ödüllendiriliyor. Bu tabii ki sizin ifade ettiğiniz gibi İslami kaynaklarla çelişiyor. Buradaki ilginç olan şey şu. Şimdi yani şeyin Gılgamış Destanı, Gılgamış'ın yaşadığı dönemin milattan önce 4000 yıl olduğu varsayılıyor hocam. Evet. Hazreti Nuh'un işte bu Nuh tufanı sürecinin 12 bin yıl önce olduğunu varsayarsak, yani buradaki şey, yani Gılgamış ve Nuh nasıl karşılaştılar? Yani buradaki yani Nuh'un ne kadar yaşadığı ilginç konu. Tabii Gılgamış hocam insanüstü bir varlık. Yani insan değil ve şeylere baktığımız zaman mesela heykellerine baktığımız zaman, görüntülerine baktığımız zaman mesela çok büyük bir bedene sahip. Görüyorsunuz bu Gılgamış'ın boyu, bedeni. Bu da bizim işte insanlar 1.85 düşünmüşler. 4 metre falan. Evet, 4 metre falan hocam. Yani gördüğünüz gibi çok büyük var. Dolayısıyla mesela işte zaten şeyde de dev olarak tanımlanıyor hocam. Yani literatürde de dev olarak tanımlanmış. Şimdi BBC'nin bir haberiyle başlayalım hocam. Şimdi izleyicilerimiz çok şaşırabilirler. İlk önce şunu söyleyelim hocam. Gılgamış insanlık tarihi açısından son derece önemli. Çünkü biraz önce söyledik hocam. Yani Kitab-ı Mukaddes'in Nuh anlatısı, Nuh tufanı anlatısının mesela bu metinden alındığı, bu metinden çalındığı iddia edildi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir destan, böyle bir destana konu olan kişi, kral, Babil kralı, Gılgamış yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır mesela? Bu önemli bir konu ki Hazreti Nuh'la da mesela karşılaştı. Ondan ölümsüzlük iksiri istediği, ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek istediği mesela şeyde anlatılır. Ve yarı tanrıdır hocam. 4'te 3 şeydir. İnsanüstü varlıktır.
dörtte bir de insandır. Yani bizim terminolojimiz açısından belki İslam ilahiyatıyla uyuşmayabilir, yarı tanrı falan diyoruz ama şeyde kendi metinlerinde böyle anlatılan o hocam. Şimdi çok enteresan hocam, biraz ilk başta hatırlarsınız mesela Amerikalılar dünyanın her tarafında hocam böyle doğaüstü, daha doğrusu tanımlanamayan uçan cisimlere ait araçlar, kalıntılar falan 1947'den bu yana dünyanın neresinde olursa olsun bunların hemen peşine düşerler ve hemen toplamaya çalışırlar. Bunun talimatnamesini okudun biraz önce. En son mesela Amazon'da bir belgesel var. Moment of Contact diye James Fox, ünlü Amerikalı televizyoncu, gazeteci, gitti Brezilya'da 1996'da Virginia eyaletinde düşen bir aracın nasıl Amerikalılar tarafından bir günde alındığının belgeselini yaptı hocam. Yani bu da çok enteresan bir konu. Şimdi Gılgamış insanüstü bir varlık olduğu mesela bu destanda anlatılır. Bir de bunun mesela mezarının bulunduğunu düşünün hocam. Yani bunun üzerinde genetik çalışmalar yapılmak istenir. Burada çok büyük şeyler aranabilir. Ve tabii Gılgamış gibi büyük bir kralın çok büyük bir hazinesinin olduğu da varsayılır hocam. Ben size şöyle bir şey haber göstereyim. Bunu izleyicilerimiz de görsün. Bu haberin kaynağı BBC. Gılgamış Tomb Believed Found. Yani Gılgamış'ın mezarının bulunduğuna inanılıyor. Archaeologists in Iraq believe that they may have found the lost tomb of King Gilgamesh, the subject of the oldest book in history. The subject of the old. Yani dünyadaki en eski kitap bu kitap hocam. Şimdi ne diyor hocam? The Epic of Gilgamesh written by a Middle Eastern scholar 2500 years before the birth of Christ. Yani Hazreti İsa'nın doğumundan 2500 yıl önce Orta Doğulu bir bilim adamı tarafından yazılmış olan bu kitap commemorated the life of the ruler of the city of Uruk from which Iraq gets its name. Yani Irak'ın adını aldığı Uruk'un yöneticisine adanmış bu kitaptan bahsediyoruz ve bu şahs, yani bu kralın mezarının bulunduğu ifadeli. Kim bulmuş hocam? Bunu bir Alman arkeolog buluyor. Now a German-led expedition has discovered what is thought to be the entire city of Uruk, including where the Euphrates once flowed, the last resting place of its famous king. Yani Fırat'ın suları çekiliyor hocam. Bu şekilde bulunuyor bu şey. Tabii believe to be deniliyor. Böyle inanılıyor deniliyor. Öyle inanılıyor. Ama bakalım bu bilim adamı yaşıyor hocam. Şimdi tarih de çok enteresan. Ona da geleceğim. I don't want to say definitely it was the grave of King Gilgamesh, but it looks very similar to that described in the epic. Yani destanda tanımlandığı şekle çok benziyor. Kesin olarak budur demiyorum ama diyor destanda anlatıldığı kadarıyla budur diyor. Benziyor. Buna benziyor diyor. Yani bulduğumuz şey budur diyor. Kim bu? Jörg Fassbinder. The Bavarian Department of Historical Monuments in Munich. Yani Munich tarihi yapılar departmanı. Değil mi hocam? Doğru tercüme ediyorum. Evet. Şimdi şunu Google'dan tarayalım ve hemen bu şahsın fotoğrafını gösterelim izleyicilerimize. Şimdi hocam ben sizinle kaç tane şey yaptım değil mi? Röportaj yaptım. Kaç defa görüştük? Evet. Şimdi şunun açısından söylüyorum. Şimdi bakın bir arkeolog değil mi hocam? Ben diyelim ki sizinle röportaj yapıyorum. Siz bana ilginç bir şey anlatıyorsunuz. Ondan sonra ben o konuyu öyle bırakmıyorum hocam. Ben o konunun devamını getiriyorum. Tabii. Yani tamam. 10 tane röportaj yapıyoruz. 15 tane. Yeni bir gelişme oluyor hocam. Yeni bir gelişmeyle ilgili hemen başka bir konu konuşuyoruz. Yani hep birbiriyle bağlantılı. Bugün de mesela Graham Hancock'tan bahsettik, programını özetledik. Evet. Şimdi hocam dünya çapında bir arkeolog düşünün. Bu iddiada bulunuyor. BBC'de röportaj çıkıyor. Siz BBC televizyonusunuz veya BBC yayınısınız. İkinci kez bu konuyu konuşmaz mısınız?
Ya siz böyle bir şey Tabii. iddia etmiştiniz. Ne oldu bu şeye, yani Gılgamış'ın mezarına ne oldu demez misiniz? Dersiniz hocam, ama bu şahıs sessizliğe büründü. Bütün dünya sessizliğe büründü. Yani bütün bu konuyla ilgili kamuoyu sessizliğe büründü. Böyle bir kontrol mekanizması var. Suskunluğa büründü. Evet. Neden? Evet. Neden? Şimdi nedenine gelelim hocam. Şimdi bu bilim adamı bu. Yani bakın makalelerine falan bakabilirsiniz, yani bu konuyla bu alanlarda çok yazıp çizmiş bir adam ve model şeyi kullanan, teknolojiyi kullanan bir adam bu. Burada da fotoğraflarını görmek mümkün, ama böyle önemli bir şeyde, buluşta ikinci kez konuşmamak, üçüncü kez konuşmamak. Yani Twitter hesabı yok, hiçbir yerde gözükmüyor, hiçbir yerde konuşmuyor. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir konu bu yani. De, Susturulmuş. yani öyle anlaşılıyor, ama neden susturuldu? Neden susturulmuş olabilir? Bence bu konuyu şey yapmak lazım. Hocam Irak Savaşı ne zaman çıktı? Bakın. Şimdi bakın. Gılgamış'ın bu mezarının bulunduğu ne zaman BBC'de haber olmuş? 29 Nisan 2003. 29 Nisan 2003. Şimdi Irak Savaşı ne zaman başlıyor hocam? 20 Mart 2003. Yani işgal ne zaman oluyor? İşgal ne zaman gerçekleşiyor? 20 Mart 2003 ile Mayıs 2003 tarihleri arasında. Şimdi Saddam bu araştırmayı yaptırtıyor. Yani Saddam orada ne araştırıldığını biliyor. Almanlar zaten orada araştırma yaparken Saddam'ın bundan habersiz olması düşünülebilir mi hocam, Irak güçlerinin? Şimdi zaten Amerikalılar zaten Almanların ne aradığını orada biliyor. Bilmemesi düşünülebilir mi hocam? Bu kadar önemli bir hadisede. Düşünmez. Zaten Mart 20'de girmişler. Ne zaman açıklanıyor hocam? Gılgamış'ın mezarının bulunduğu, bakın şey 29 Nisan'da bulunduğu açıklanıyor. Peki ne zaman ilk haber olmuş Almanların burada araştırma yaptığı? Bu bir başka haber, onu da göstereceğim. Evet, şu bakın. 6 Mayıs 2003'te şöyle bir haber düşüyor. Experts search for grave of legendary Gılgamış. Yani uzmanlar efsanevi Gılgamış'ın mezarını arıyorlar. Bu da 6 Mayıs. Amerikalılar orada. Amerikalılar orada hocam. Şimdi Amerikalılar oraya girdikten sonra ilk yaptıkları şey hocam, Bağdat Müzesi'ni işgal etmek. Şunu göstereyim hocam. Mesela Amerikalılar Irak'a neyi şey yaptılar, teslim ettiler? Gılgamış Tablet, US Authorities Take Ownership of Artifact. Sadece şu tableti iade ettiler hocam. Bunu da ne zaman yaptılar? 28 Eylül 2021'de, yani yaklaşık 1,5 yıl önce iade ettiler. Onun dışında iade ettikleri bir şey yok. Şimdi Hillary Clinton'ın e-maili konusuna gelelim hocam. Bir dakika. Evet. Şöyle bir şahıs, Dinetra D. Senegir. Bu muhtemelen müstear bir isim. Hillary Clinton'a şöyle bir başlıkla mail atmış. 2018 tarihinde. Requesting documents pertaining to the Resurrection Chamber of Gilgamesh. Yani Resurrection Chamber of Gilgamesh. Resurrection hocam, yani hayata dönüş çemberi demek. Bu enteresan. Requesting documents pertaining to the Resurrection Chamber of Gilgamesh, the location, yani tam olarak nerede olduğu şeyin, bedenin, and the location of the buried Nephilim. Burası çok enteresan hocam. Nephilim. Nephilim şeyde geçen, Tevrat'ta geçen bir şey ve devler olarak tercüme edilmiş hocam. Yani insan kızlarına, yani bu düşen melekler diye tercüme edilmiş veya düşen Tanrı'nın çocukları olarak tercüme edilmiş. Ondan sonra düşen savaşçılar olarak tercüme edilmiş. Yani tercümede farklılık olabilir, ama Nefilim şeyde, literatürde şey olarak geçiyor. Yani dünyaya gelen insanüstü varlıklar olarak geçiyor. Yine bu bizi aslında şeye götürüyor. Dünya dışı yaşam formuna götürüyor. Yani Amerikalılar eğer gerçekten bu mezarı aldılarsa, ki buna ilişkin çok fazla veri var. Yani bunun üzerinde genetik bir araştırma
yapılabileceği Evet. akla geliyor. Birincisi bu. İkincisi Resurrection Chamber kelimesi geçiyor orada. Yani yeniden hayata dönme şeyi. Kaldırılma da olabilir ya. Kaldırılma da olabilir dediğiniz gibi. Ama siz de programın bir bölümünde şey dediniz, yani yeryüzüne daha önce gelmiş varlıklar da olabilir demişti. Bir de şeye baktığımız zaman, Gılgamış'ın bedenine baktığımız zaman insanlardan gerçekten çok daha büyük, çok daha uzun ve Tevrat'ta işte Nefilimler ve işte devler insan kızlarına vardıkları zaman ifadesi geçiyor. Burada bir şeyin Nefilim'in hybrid tür olabileceği hocam, bir ara tür olabileceği, insanlarla insan olmayan varlıklar arasında bir birliktelik sonucu bir varlık türü olduğu düşünülüyor. Yani hocam benim bu şeylerim bunlar, bulgularım bunlar. Siz nasıl yorumlarsınız? Sizin de görüşlerinizi alayım hocam. Evet, estağfurullah. İsterseniz Hazreti Nuh'la da mesela karşılaştıkları, Hazreti evet. Nuh'la ilgili. Yani işte o, yani gerçekten biz yani insanlık tarihini daha henüz çok iyi bilmiyoruz. Belki araştıranlar var da çok açıklamıyorlar henüz. İleride belki daha açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde kamuya da şey yapabilirler, bildirebilirler. Fakat bu Gılgamış destanına baktığımızda ben şunu görüyorum. Yani bir kralın böyle ölümsüzlüğü elde etmeye çalıştığını, Evet. Onların inançlarına göre, o dönemin inançlarına göre bazı tanrılarla işte anlaşma yaptığını söyleniyor. Ben bu anlaşmaların daha çok belki böyle cinler, dünya dışı yaratıklar veya kendilerinden ileri bir medeniyet sahibi bir kavimlerle olabileceğini düşüncesindeyim ben. Çünkü o devirlerde yaşayan insanların bilim ve teknolojide kendilerinden çok üstün varlıklar gördüklerinde onları otomatikmen tanrı olarak Görmüşler. yorumlamışlar. Bunu biliyoruz yani biz bunu Yunan tarihinde de, Romalılarda da, Vikinglerde de, Sümerlilerde, Babil'de, Hint kaynaklarında görüyoruz. Belki onlar bahsettiğimiz gibi yani bizim anlamadığımız cinni de olabilir, cin tayfası da olabilir veya başka Organik varlıklar başka ziyaret eden varlıklar da olabilir hocam. Hocam onlar da olabilir. mesela şey Onları mesela. görünce onlar tanrı diye düşünmüş olabilirler. Benim aklıma o geliyor yani. Şimdi hocam Evet. Graham Hancock'un mesela belgeselinde Sirius yıldızına atıf vardı. Yani o piramitlerin mesela konumlarının Sirius yıldızıyla Evet. bağlantılı olabileceği ifade edilmişti. Ve bu konuda mesela çok şey var, yayın var, çok kitap var mesela Sirius gezegeniyle, pardon, yıldızıyla ilgili. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var hocam. Mesela Şıra yıldızına da tapmayın çünkü onu da Allah yaratmıştır diyor. Yani belki de Evet. geçmişte burada yaşayan bir takım varlıklara insanlar tapmış olabilirler hocam. Allah böyle bir uyarıda Büyük ihtimal, büyük ihtimal bulunuyor. Yani olabilir. piramidal yapılar mesela ile küp, yani Kabe arasındaki farkı konuşmuştuk. Yani tek tanrı dinlerin sembolü belki Kabe. Yani Abi. aslında Müslümanlarla başlamış bir şey değil Kabe. Yani Hazreti İbrahim'le başlamış. Yani Tevrat'ta öyle ayetler var ki hocam, aslında Çok eski. Yahudilerin Kabe etrafında hac yaptıklarına ilişkin şeyler var, göndermeler var. Evet. Dolayısıyla bu piramit şekliyle küp şekli arasında da bir şey var hocam. Bir kontrast var, yani bir Evet, silmesi evet, evet. gereken bir şey var. Yani o dediğiniz çok ilginç. Yıldızlardan gelen, değil farklı sistemlerden, Sirius olsun, oradan gelen belki canlılar olmuştur geçmişte. İnsanlar da onları böyle tanrı gibi, ileri teknolojiyi görünce anlayamadıkları, onları böyle tanrı gibi atfetmiş olabilirler. Halbuki onlar da canlılar. Bir ayet Evet. daha var hocam. Allah meleklere şöyle soruyor. Bunlar size mi tapıyorlardı? Onlar da, melekler de haşa, onlar cinlere tapıyorlardı diyor. Hatırlıyor musunuz hocam böyle bir şey? Hocam Sebe suresi 40. ayette şöyle deniyor. Diyor ki Allah, Cenab-ı Allah, ve o gün hepinizi toplar da sonra meleklere bunlar mı der, size tapıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani melekler de böyle bir şeye muhatap olmuşlar hocam. Evet. Böyle Belki bir melekleri sorular. gördüler ve onlara böyle üstün bir varlık olarak tanrı gibi şey yaptılar Evet. ve
Meleklerde şey Atmayın. diye yani yanlış hatırlamıyorsam hocam onlar cinlere tapıyorlardı diyor hocam. Diyor, evet. Melekler bu şekilde. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı diyor hocam. Yani Kur'an'dan anladığımız kadarıyla böyle cinlere ki cinleri de dünya dışı bir form olarak tanımlayabiliriz ve insanların onlara tapındıkları Evet. yine Zaten bu Yunan mitolojisine bakarsanız yani oradaki Roma mitolojisi, Yunan mitolojisi, hatta Viking mitolojisinde bile orada bir sürü tanrılar var. Bunların evet. esasında cinniler olması ihtimal yani. Kesinlikle ki yani cin kelimesinin de ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bilinmeyen varlık. Bilinmeyen, görünmeyen. Evet. Evet. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Katıldığınız için. İyi oldu ama, iyi oldu. Eyvallah. Eksik olmayın. Artık gereken editi yaparsınız siz ona Tamam. göre. Değerli konuklar, bu akşam Doktor Ömer Atilla Ergi Bey ile birbirinden ilginç konuları konuştuk, konuları değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımızı eğer beğeniyorsanız ve programlarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.